İstanbul Hepimizin Girişimi'nin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin'e hoş geldiniz. Ben Itıraf Doğan. Bugün İstanbul'da çocukların iyi olma halini konuşacağız. Konuklarım İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölümünde siyaset bilimci iki hocamız. Aynı zamanda Pınar Uyan Semerci, İstanbul Hepimizin Girişimi'nde bir gönüllüsü. Pınar Uyan ve Emre Erdoğan. İkiniz hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi çok yeni Mart ayında, Mart ve Nisan aylarında İstanbul'un 100 mahallesinde 800'den fazla hanede bir çalışma yaptınız günümüzde, ekipte tabii ki. Ve burada İstanbul'da çocukların iyi olma halini incelediniz. Ayrıntılarına gireceğiz ama öncesinde bu iyi olma hali nedir? Oradan başlayalım istiyorum. Mersen başlayalım mı? Ne anlamalıyız iyi olma hali? Tabii ki aslında biraz Türkçe'de böyle hafif kulağımızı zorluyor gibi iyi olma hali. Well-being'in Türkçeleştirilmesi bu. Ama biz ilk yaptığımız işte 2008 itibariyle ilk iyi olma hali alanında çalışmaya başladık. Çocuğun iyi olma hali olarak ilk bir TÜBİTAK projesiyle ve yine İstanbul'daki bir temsili araştırmayla başladık. O zaman ekipçe çok düşündük. Yani farklı çeviriler oluyor çünkü esenlik, iyilik gibi. Ama çocuğun olma hali, yaşam hakkı ve bunun iyi olma halini tutmak hem bugünkü hem de gelecekteki iyi olma haline vurgu bizim için çok önemliydi. O yüzden de bu şekliyle çevrilmesinin daha doğru olduğunu düşündük. Burada şöyle bir gelişme var. Son 25-30 yıldır çocuğun refahı yerine çocuğun iyi olma halini konuşmaya başladık. Çünkü burada çok önemli bir farklılık var. Daha çok yetişkinlerin, uzmanların daha çok objektif kriterlerin üzerinden çocuğu korumayı hedefleyen bir çocuk refahı anlayışından bunların da var olduğu ama aynı zamanda çocuğun kendi deneyimlerinin öznesi olarak kendi öznel değerlendirmesinde yaptığı memnuniyetini, ilişkilerini yani bunlar yeni alanlar bunları da yansıttığımız bir bütüncül çerçeve çocuğun iyi olma hali. Burada şunu çok önemli görüyorum. Yani çocuğun kendi gözünden değerlendirmeyi koyuyoruz. Bunlar nesnel olmayan öznel değerlendirmeler ama aynı zamanda nesnel göstergeleri de koyuyoruz. Bu ikisinin birleşiminden oluşuyor çocuğun iyi olma hali ve belki gücü de şöyle işte eğitim, sağlık, maddi durum gibi her zaman çocuk refahının altında konuştuğumuz alanlar yine var. Ama bunların yanı sıra demin belirttiğim örneğin çocuğun ilişkileri sorusu karşımıza çıkıyor ki ve çok önemli ailedeki arkadaşları, öğretmenleri, okul ortamındaki ilişkileri gibi ya da işte öznel olarak nasıl hissettiği, yaşamından memnuniyeti, gelecekten kaygısı, beklentisi bütün bu alanlar ve belki şu an üzerinde daha da yoğun durmaya başladığımız hem evin koşulları hem çevrenin koşulları ki iklim kriziyle bu daha da katmanlanıyor. Bütün bunları bütüncül bir biçimde ele alan bir yaklaşım bu. O yüzden çok boyutlu, çok farklı alanları ve o alanların altında da nesnel ve öznel göstergelerle biz resmi iyi çizmeye çalışıyoruz. Burada tabii ki şöyle diyebiliriz. Çok farklı çocukluklar yaşanıyor. Yaşadığımız toplum ya da yaşanılan toplumda eşitsizlikler büyüdükçe ya da toplumsal cinsiyet farkları ya da eğitim kurumlarında örneğin ortaokul, lise, ilkokul, okul öncesi gibi bütün bu farklılıklar yani yaş farklılıkları da bu her bir alanda ve gösterge setlerinde farklı bir durumun resmedilmesine yol açabiliyor. Kısaca böyle özetleyebilirim. Belki bir de şunu vurgulamak faydalı olabilir. Burada yaptığımız şey sadece negatif konuları değil, aynı zamanda pozitif noktaları da vurmaya çalışmak. Ne demek diyorum? Örneğin aşılanmama oranları ya da aşıya erişememe gibi bütün eski çocuğun refahında ölçtüğümüz ölçümler, göstergeler yine var. Ama aynı zamanda örneğin bizim bütün çalışmalarımızda çıkan okulda çocuğun bir öğretmenle çok iyi ilişkisinin olmasının çocuğun memnuniyetini, çocuğun iyi olma haline çok önemli bir katkısı olduğunu buluyor olmak, neyin pozitif etki yarattığını da tespit ediyor olmak bu çalışmanın, bu kavramsal çerçevenin en önemli katkılarından. O yüzden de işte biz son 15 yıldır açıkçası ekip olarak çocuğun, çok farklı çocukların, çalışan işçi, mevsimlik tarım, göçmen çocuklar
bütün bu kırılgan gruplarda bu çerçeveden bakarak daha iyi bir şekilde, daha detaylı bir biçimde bütün boyutlarıyla çocukların durumunu çizmeye çalıştık, aktarmaya çalıştık. Bu çalışmada en son İstanbul temsili örneklemi üzerinden oldu. Çok teşekkür ederim. Biraz şimdi Emre'yi nasıl yaptınız diye sormak istiyorum. Oldukça büyük bir emek var. Belli ki 100 mahallede 800'den fazla hane diyorsunuz. Biraz bu bulgularınıza vardığınız veriyi nasıl topladınız? Onu anlatabilir misin Emre? Zor bir dönemde oldu. 4 Mart 6 Nisan tarihleri arasında oldu. Yani tam deprem öncesinde hazırlıklarımızı tamamlamıştık. O zaman sahaya çıkmak üzereydik. Sonra form bitmişti ama deprem olunca öteledik. Yani deprem o dönemde saha çalışması yapmak istemedik. Deprem sonrasına denk geldi. Yaklaşık bir ay sürdü. Şöyle İstanbul'u temsil eden bir örneklem bu. İstanbul'daki ebeveynleri temsil eden bir örneklemle çıktık. Çünkü yaptığımız şey şu: İstanbul'da 100 tane mahalleyi rastlı olarak seçmek, orada yürüme kuralıyla hane ziyaretleri yapmak, hanede ebeveynle görüşmek, ebeveynden sonra çocukla görüşmek. Dolayısıyla ebeveynleri temsil eden bir örneklemden bahsediyoruz. Ebeveyn olmayan haneler biraz daha farklı olabilir ama temsili çalışma. Burada 11-18 yaş dilimini hedefledik. Burada da belli bir ayrıma gitmeye çalıştık, dengelemeye çalıştık. Sonuç olarak yapmaya çalıştığımız şey İstanbul'da yaşayan ebeveynleri ve çocukları temsil eden bir çalışma olmasıydı. Ve bütün görüşmeler yüz yüze yapıldı. Özellikle hem ebeveynle hem de çocukla. Çocukla yapılırken de ebeveynin izni alınarak tabii ki yapıldı. O bütün etik kurallara zaten uymamız gerekiyor. Sonuçta temsil bir çalışma. Yani buradan çıkarak İstanbul'daki veli profili, ebeveyn profili budur diyebiliriz ve çocuk profili bu diyebiliriz. Pınar'ın söylediği bir şeyi de hep akılda tutmaya çalışıyoruz. Burası İstanbul. Yani bunu fark etmemiz gerekiyor. Hem 2009'dan bu yana, 2009'daki de temsili bir örneklem yapılmıştı. Çok iyi bir iyileşme var şartlarda. İki, muhtemelen İstanbul'da ülkenin geri kalanı arasında da çok çok büyük farklar var. O yüzden de bu yürütmekte olduğumuz proje çerçevesinde Türkiye temsili bir örneklemle yapacağız. Aradaki farkların da çok çarpıcı olacağını düşünüyorum açıkçası. O zaman şimdi hemen sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu iyileşmeden başlayalım isterseniz. En belirgin iyileşme hangi alanda olmuş? Bunu ben söyleyebilirim sanıyorum. Okullaşma oranları. Şimdi burada tam bir gri alanla karşı karşıyayız. Yani resmi istatistiklere göre okullaşma oranları artmış durumda. Hep bu söyleniyor. Ama bu istatistiklere güvenlik yok. Bizim gördüğümüz şey gerçekten bir okula kayıtlı olan çocukların sayısı artmış. Yani şöyle bir şey. Zaten 11-15 yaş kategorisinde 2009'da da hemen hemen her çocuk okula giderken 15 yaş sonrasında bir kaçış varmış ve bu kaçış da daha çok erkek çocuklardaymış. %70'e okula gidiyormuş. Şu anda bu %90 üzerinde. Kız çocuklarında %90 üzerinde. Yani 11-18 yaş kayıtlı olma açısından gerçekten bir okula kayıtlı. En önemli şeylerden biri o. Kimler kayıtlı değil? 15 yaş üstü erkek çocuklarında kayıtlı olmama hali görüyoruz. Demek ki orada bir kaçak var. Ama dediğim gibi kayıtlı olma. Yani oraya gidip nasıl bir öğrencilik olduğunu ayrı bir şey. Çalışan çocukların sayısının azalma var. Kayda değer oranda görülüyor. Yani neredeyse %5'e civarındaymış ve bütün bunlarda 15 yaş üstü erkek çocuklar çalışıyor. Yani böyle bir şey var. Kız çocuklarının çalışıyor gözükmüyor. Çünkü bizim zaten sorumuz TÜİK'in sorusuna çok yakındı. Para kazanmak için yaptığın bir iş var mı gibi bir şey. Yani onaya kız çocuk dolayısıyla o sayılmayabiliyor. Orada çıkmayabiliyor ama bu da devletin istatistiklerine paralel bir şey. Yani baktığınız zaman devletin istatistiklerinde de çalışan çocuk sayısında ev içi emek harcayarak azalma var. Bu da bir iyileşme. Bir de maddi koşullarda iyileşme var. Yani evde bulunan, işte 14 yıldan bahsediyoruz, az bir süre değil. O evde bulunan eşyalarda daha fazla. Yani eskiden az sayıda evde internet, daha az sayıda evde internet varken şimdi daha çok var. Yani bilgisayar daha çok var vesaire vesaire. Ama bu görüştüğümüz çocuklar arasındaki önemli farklılıklar olmadığı anlamına gelmiyor. Yani bu şartlar iyi. Muhtemelen Anadolu'da, yani İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerden bahsetmiyorum ama daha taşraya gittiğimizde ya da kırsala gittiğimizde farklı resimler göreceğiz.
Yani hem okullaşma oranlarında farklı göreceğiz hem de eşya sahipliğinde çalışan çocukta muhtemelen farklı göreceğiz. O yüzden de burası İstanbul'u ben bir daha vurgulamak istiyorum. Belki iki şey ekleyebiliriz. O da şu, bizim yaptığımız grup sonuçta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlarla yaptık. İstanbul bildiğiniz üzere oldukça fazla sayıda geçiş koruma statüsündeki Suriyelilerin de var olduğu bir şehir. Hani onlar özellikle ebeveynlerle yapacağımız anket ve hani çocuklarda da çift dillilik ve bu tür başka bizim için çok önemli olan çalışma koşulları sebebiyle şu an için bu araştırmanın içinde yoktu. Hani bunu vurgulamak lazım çünkü gene çalışan çocuk istatistikleri açısından bu önemli. Hani bütün çocukları kapsayan bir çerçeveden baktığımız için. İkincisi de gene Emre'nin söylediği, biz aslında Nisan 2023'te de yeni bir çocuğun iyi olma hali araştırmasına başladık. Yine TÜBİTAK destekli ilk çalışmamız da öyleydi. Bunda da biz vurgulamaya çalıştığımız şu an içinde olunan farklı isimler alıyor ama işte üst üste binen krizler denilebiliyor ya da çoklu krizler ortamı. İşte tam da bu ortamların içinde çocuğun iyi olma hali ne oldu ve biraz da pandemi sonrası. Çünkü pandemi döneminde de biz bir çocuğun iyi olma hali araştırması yapmıştık. Bu temsili değildi ama oldukça geniş katılımlıydı ve orada çıkan resim bizi endişelendirmişti. Bunun etkileri ve genel olarak da işte krizlerin üst üste binmesi, ki biz bu krizleri derken söylediğimiz işte iklim krizi, demokrasi krizi, enerji krizi, ekonomik kriz, dönüşüm anlamında dijitalleşme, dijital dünya diyorduk ki maalesef işte deprem ve gene bizim odaklanacağımız illerden olan Urfa'da sel felaketi gibi hani her gün başka bir olağanüstü halin olduğu bir ortamda çocuklara ne oluyor? Çocukların iyi olma hali ne hale geliyor diye. Bunu şu yüzden eklemek istedim. Yani evet, biz İstanbul'a baktığımızda görece bir iyileşme görüyoruz ki onu şimdi biraz açarız. Orada da her sosyoekonomik statü aynı şekilde iyileşmiş durumda değil. Yine oldukça kırılgan bir grup var. Bunu biraz tartışırız diye düşünüyorum. Ama Türkiye'nin geneline baktığımızda gördüğümüz noktada şu, bölgesel farklılıkların, şehirlerin içindeki farklılıkların çok çarpıcı olduğu. O yüzden de açıkçası şimdi yeni araştırmada daha Türkiye geneli üzerinden de bu tartışmayı ya da en azından krizler ortamı içinde bu tartışmayı daha kapsamlı yapabileceğimizi umuyoruz. Zaten bulgularda dediğiniz gibi yani olumlu şeyler var ama benim çok ilgimi çeken bir kelime kaygı. Tam da bu krizlerle aslında ilgili de olabilir belki hani veri topladığımız tarihte ama dediğiniz gibi krizler zaten bitmiyordu yani deprem olmasaydı da başka krizler vardı zaten. Çocukların aslında iyi olma hallerinde bir iyileşme görünse de benim mesela o yaş grubundan beklemeyeceğim şeyde oranlarda kaygı da kaygı içinde olduğunu görüyoruz çocukların. Bununla ilgili biraz yorum yapmak ister misiniz? Niçin kaygılı bu çocuklar? Ebeveynleri de kaygılı, yani ev mi kaygılı, aile mi kaygılı yoksa çocuklar özel bir durum mu bu? Aslında şöyle bir şey. Kaygılılar, yani yüksek oranda kaygılılar bu. Biz ebeveynlere de ne kadar kaygısız dediğimiz, ebeveynler de kaygılı. Yani depremden kaygı %94 gözüküyor, ekonomik kriz 86, çocukların istediği gibi eğitim olması 90 vesaire. Yani şimdi çok geniş bir perspektiften bakarsak biz krizle beraber kırılganlıklar çağına girmiş durumdayız belki bu kadar fazla krizle. İnsanlar ellerindeki bir şeyi kolaylıkla kaybedebileceklerini düşünüyorlar. Kaygı ondan kaynaklı, ellerinde olan. Bu çocuklarda da var. Yani çocuklar da kaygılılar. Burada işte sınıfsallık konusu geliyor. Ben çok uzununa değinip Pınar'a söz vermek istiyorum. Bizim bu veriyi okurken nasıl okuyabiliriz dediğimizde sosyoekonomik statü odaklı okuduk. Sosyoekonomik statüden karmaşık bir mesele. Çok uzun zamandır bunun bir objektif ölçümü nasıl yapılabilir diye tartışılıyor. Çok uzun, gerçekten uzun süredir. Hatta benim de dahil olduğum 2007-2009 yıllarında yapılmış bir Türkiye'de orta sınıfı keşfetmeye yönelik bir iki çalışmada var. Yani nasıl bir orta sınıftır? Şimdi bütün deneyimi şunu gösteriyor. Aslında bütün değişkenleri unutun, anne babanın eğitimine bakın deniyor. Yani geldiğimiz nokta o. Çünkü neyi koyabiliriz? Anne baba eğitimini koyabiliriz. Babanın ya da hane reisinin yaptığı işi koyabiliriz. Evdeki eşyaları koyabiliriz. Her şeyi koyabiliriz ama sonuçta her şeyi açıklayabilen basit bir hesap da var. Ebeveyn eğitimi. Bu çok ciddi. Çünkü mesela yine ben programın konseptine uygun olduğunu düşünüyorum. Yine
2009 civarında yaptığımız bir yoksul gelişmiş haritaları egzersizi vardı. O egzersizde de bir maliye sosyoekonomik statüsünün gelişmişliğinin proxy, yani gösteren değişken olarak üniversite mezunu kadın oranını kullanmıştık ve gayet de başarılı bir ayrım olduğunu görmüştük test ettiğimiz zaman. Yani bu çok ciddi bir şey, evde ebeveyn eğitimi. Biz de ebeveyn eğitiminden yola çıkarak bir tasnif yaptık. Üçe böldük. Dörde de bölünebilir, fark etmez. İstediğinizde böyle biliyorsunuz. %30'luk bir kesim düşük. %10'luk, %15'lik bir kesim yüksek. Geri kalan da ortayı oluşturan bir dağılım yaptık. Şimdi buna göre biz ayrımları yaptığımız zaman nereye bakarsak bakalım hemen hemen farklılıklar gördük. Yani biraz önceki kaygı sorusunda da farklılıklar gördük. Nereye bakarsak bakalım. Bu da önemli bir şey. Açtığımız zaman kimler bu %30 oluşturan dediğimizde gördüğünüz en önemli şeylerden biri bunların %75'i bu kişilere İstanbul'a göç etmiş. Yani biz eğitim üzerinden bakıyoruz. %70'i İstanbul'a göç etmiş. Bir de göç edenlerin kayda değer bir kısmı gelmeden önce köyde yaşıyorlarmış. Kırsalda yaşıyorlarmış. Şimdi böyle bir hat çiziyorsunuz. Yani bu ortalama yaş 40 bu arada. Yani görüşten ebeveynlerin, çok genç ebeveynlerden bahsetmiyoruz. 40-42. Demek ki bundan yaklaşık 20 yıl önceki ülkedeki okumuş yazmışlık seviyesi, eğitimin yaygın olmaması bir uçurumun temellerini atmış. Çünkü maddi durum olarak da biz baktığımız zaman, yani bu tam eğitim açısından bakalım, maddi durumda da fark var. Yani en düşükler en yoksulları oluşturuyor. Evde sahip olunan eşyalara bakıyoruz. Yine en az eşyaya sahip olanlar onlar. Mahallelere bakıyoruz. Evet, aklımıza yatkın mahalleler. İşsizlik, yani bütün bu değişkenlerde bu anlamlı bir gösterge ve bu aslında 20 sene önceki bir döngüden kaynaklanıyor. Yani 20 sene önce eğitimin dışında kalmış insanlar bugün yoksullar oluşturuyorlar. Ve onların yoksulluğu çocukların yoksulluğunu oluşturuyor. Yani peki, ister istemez. En kaygılılar yine o gruplar mı? Yani kaygı... Kaygılar farklı. O çok önemli. Yani işte orada ben çocuğun sözünü dinlemenin, yani çocuğa kulak vermenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü orta sınıflara baktığımız zaman onların kaygıları biraz daha farklı. Sınavlarda başarılı olmak. Mesela işte dün LGS açıklandı, buradan hepimiz. Sınavda başarılı olmak, akademik başarısızlık, en düşük sosyoekonomik statüden gelen çocukların kaygısı değil. Yüksek ortanın kaygısı. Bunu şimdi, bunun üzerine saatlerce konuşuruz. Bu farkı. Ama başka bir şey var. Bence biraz Yüret Burkando, en düşük sosyoekonomik statüdeki çocukların en fazla kaybettikleri 3 konu. Okulu bırakmak zorunda kalmak, mahalleden taşınmak zorunda kalmak, ebeveynlerden birinin işsiz kalması. Yani başka bir şeyden bahsediyoruz. Yani o, çünkü yaşanmış. Yani net bir şekilde demek ki gözlemlemişler, taşımak zorunda kalmışlar arkadaşlarından. Hani bu bence farkı gösteriyor. Yani akademik başarı üzerinden şu sınavı kazan, burayı kazan vesaire sorunu olan, kaygısı olan çocuklar var. Bundan dolayı üzülenler var. Bir de ya her an ailem, ki onu da görüyoruz, taşıma eğilimi gayet yüksek, en düşük sosyoekonomik statüde, bu evin kirasını veremezse ben bu mahalleden gitmek zorunda kalsam ne olur diyen çocuklar var. Ya bu bence sınıfsallığı sosyoekonomik statü farkları arasındaki vurculuğu gösteriyor. Tuzu kurular da var. En yüksek sosyoekonomik statüye sahip olanlar biraz daha kendilerince bir güvenlik alanı var. Orada da aslında şimdi Pınar'a dönmek istiyorum. Orada da görecelik öne çıkıyor galiba. Çünkü örneğin yüksek sosyoekonomik sınıf diye sizin tarif ettiğiniz gruptaki çocukların da yanlış hatırlamıyorsam %40'a yakınının da almak isteyip alamadığı, mutsuz hissettiği kendini durumlar var. Yani şey Emre'nin söylediği tuzu kuruların da aslında zenginler de ağlar. Tuzu kuruların da aslında çok mutlu olmadığı durumlar var. %36 kötü bir şeydi galiba. Onu birazcık konuşalım mı bunlar? Yani yoksunluk da herhalde yine göreceli.
Yani şöyle belki söylemek lazım. Öncelikle oradan başlayayım ama sonra diğer konuya da biraz ek yapmak istiyorum. Yani birincisi şu, tabii ki çocuklar da ebeveynler de kendi içinde olduğu koşullarla tercihlerini adapte ediyorlar. Yani bu hem yapabilirlik yaklaşımında kullanılan hem de daha öncesinde John Elston'un geliştirdiği bir kavram aslında. Adapted preferences, yani tercihlerimizi adapte ediyoruz. İçinde olduğumuz koşullarla görece olarak memnuniyetimizi ifade edebiliyoruz. Hani aynı koşullar çok başka birini getirdiğinizde o koşullarla ilgili çok şikayet edebilir. Çünkü içinde doğduğu, büyüdüğü koşullar böyle değil. Tabii ki şu an internet çağı, çevrim içi bilgiler, televizyon bize çok farklı yaşamları gösteriyor. Bu çok önemli. Ama yine de çoğu zaman biliyoruz ki en yakın çevre, işte biz bunu halkalar diyoruz. Çocuğun kendi içinde olduğu halkalar bunları belirliyor. Yani siz burslu olarak bir özel okula giden ya da özel okulun koşullarını belki aileniz çok zorlayarak ödeyen bir çocuksanız, hani arkadaşlarınızın işte gittiği tatilleri ya da giyinme biçimlerini gördüğünüzde kendinizi çok yoksun ve çok kırılgan hissediyor olabilirsiniz. Zaten birazcık bu bizim hani çocuğun o deneyimini üzerine yaptığımız vurgu da bundan geliyor. Çünkü objektif kriterler önemli ama objektif kriterler her zaman her çocuk için aynı şekilde deneyimlenmiyor. Bunun farkında olmak gerekiyor. Bir bunu vurgulamak isterim. Bir de şeyi söylemek lazım. Yani biz şu ana kadar işte bütün yaptığımız çocuğun iyi olma hali araştırmalarında hem çocuklarla ki yaş gruplarına uygun olarak bu bir temsili örneklem ve anket çalışması olduğu için 11 yaş üstünü kullandık. 8'e kadar düştüğümüz durumlar oldu ama onlarda farklı modelleri yapıyoruz. Güler yüz vesaire gibi çok daha çocuk dostu ve çocuğun kendisinin üstün yararını koruyan metodolojik araçlarla çalışıyoruz. Bunun yanı sıra mutlaka bazı objektif koşulları çocuklara sormak yerine ebeveynlerden alıyoruz. O yüzden de bu ikiliyi hep tuttuk. Şimdi de zaten aktarmaya çalıştığımız, yani hanenin koşulları, içinde olunan koşulları, ekonomik durumları biraz buradan çekmeye çalışıyoruz. Şimdi bu neden bu kadar hayati? Çünkü bu sınıfsal fark ya da sosyoekonomik olarak en düşükte gördüğümüz çocukların deneyimine baktığımızda biz tamamen tesadüfi olarak ailelerin içine doğuyoruz. Ama o doğduğunuz ailenin koşulları sizin yaşamınızı hem bugününüzü hem de yarınınızı belirliyor. Biraz ev ve çevre koşullarını konuştuk gibi ama mesela gene çok çarpıcı olan, bu arada çok yüksek bir oranda dijitalleşmenin olduğunu, cep telefonu, tablet, yani bunların oranları gerçekten çok artmıştı ve bunun pandeminin de etkisi vesaire diyebiliriz. Ama en düşükte gene 4 çocuktan sadece 3'ü erişebiliyor internete mesela. İstanbul'dan bahsettiğimizin tekrar altını çizerek bunu söylüyorum. Yani gene de bir yoksunluk varsa o yoksunluğu en düşük grup yaşıyor ki bunu çeşitlendirebiliriz. Ben orada bir de okula vurgulamak istiyorum. Şey de söyleyelim, hani meraklılar web sayfasından biz biraz 105 slide, biraz uzun bir sunum ama hani detaylara, bu sınıfsal farklılıklara ya da yaş ya da toplumsal ayrımlara bakabilirler. Konu başlıkları çerçevesinde orada bütün detayları görebilirler. Çocuk çalışmalarının sayfasında tamamını yüklemiş durumdayız. Burada okulun deneyimi de gene en düşük sosyoekonomik statüdeki çocuklar için farklı oluyor. Şimdi bunun ben çok hayati olduğunu düşünüyorum. Çünkü her zaman biz şunu düşünürüz. Yani evet, aile içindeki eşitsizlikler toplumdaki var olan eşitsizliklerin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Birden o ailenin yaşam koşullarını değiştirmek çok mümkün olmayabiliyor. Ama haklara erişimi, çocuğun özellikle kamusal alanda aldığı hizmetleri, haklarını, yani eğitim hakkını, sağlık hakkını ne kadar daha iyi ve eşit kurabilirsek biz o çocuğun ailesinin içinde olduğu dezavantajlı koşullardan daha farklı bir dünyada yaşamasını sağlayabiliriz. Ki İstanbul sahip olduğu, işte o büyük şehir olarak İstanbul bunu yapması gereken, bunun yapmasını beklediğimiz yerlerden biri ve muhtemelen dinleyicilerimiz de, yani hani şehir üzerine kafa yorarken bizlerin hepimizin vurguladığı bir şey. Hani o şehrin temel artılarından yararlanabilmek gibi. Örneğin sanat, kültür faaliyetleri, okullara erişim, mekanların kullanımı burada ama bizim gördüğümüz gene çocukların okul koşullarında da çok ciddi farklılıkların olması görüyoruz
ve okullardaki deneyimlerin de maalesef en düşük sosyoekonomik koşullarda daha kötü olduğunu ve onların arasında da özellikle erkek çocukların dersi takip etmeyle ilgili zorluklarını ifade ettiklerini görüyoruz. Ve bütün bunlar bir tür kısır döngü yaratıyor. Çünkü özellikle kırılgan gruplarda aile ekonomik zorluk içindeyken bir de böyle iyi olmayan bir deneyim çocukların okulu bırakmasına, okullardan kopmasına yol açabiliyor. Bir de şunu gene söyleyelim, bence o da önemli. Sınıf farkının çok hani işlemediği hani önemli noktalardan biri, çok ortak bir talep olarak eğitimin yüz yüze olmasına vurgu var. Belki hepimiz çok yorgun düştük hakikaten bu çevrim içi eğitimlerden, ama ben bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum ve genel olarak okula karşı da olumlu bir yaklaşım var. Gene ortak bir nokta. Bunları da belirtmek kıymetli geliyor. Çünkü hani işte okulun anlamı, eğitimin anlamı, bunları hep tartışıyoruz. Ama şu an için bizim yaptığımız araştırma bulguları hala okulun çok hayati bir mekan olarak çocuğun yaşamında olduğunu ve bunu değiştirmenin, dönüştürmenin, hatta farklı sosyal hizmet destekleriyle daha eşit bir toplum yaratma açısından çok hayati bir rolü olduğunu gösteriyor. Bunu bir vurgulamak faydalı gibi. Bir de belki şunu söylemek lazım. Aile içinde, okul içinde karşımıza çıkan resim şu. Altyapı koşullarında ya da ailenin içinde örneğin babanın, annenin işsizliği ya da ekonomik sıkıntılar sadece bu fiziki koşulları ya da işte temel bazı şeylere erişimi kısıtlamıyor. Aynı zamanda ilişkileri de zedeliyor. Yani bu üzerine hep kafa yorduğumuz bir şey. Çünkü bu ilişkilerin de zedelenmiş olması, işte rehber öğretmeni ulaşımdaki kısıtlılıklar ya da öğretmenlerle kurulan ilişkilerin biçiminin farklı olması, bunlar tabii tam da belki olumsuz koşullardan çocukları daha iyiye çıkarabilecek bir şeyin de yokluğuna işaret ediyor. Burada ne öğretmenleri ne ebeveynleri suçlamak için değil, aksine onlar tabii bu koşullar içindeyken, örneğin anne baba çok ağır şartlarda çalışırken, hani çocuklara o özeni, o dikkati, o emeği verebilmek kolay değil. O yüzden buranın da farkında olmamız gerekiyor. Tabii yine çocuk sayısı ailede önemli. Bakım gerektiren bir yükün olup olmaması ve şeyi de söylemek lazım. Yine toplumsal cinsiyet açısından ev içi emekte hani kız çocuklarının daha fazla çalıştığını ifade söyleyebiliriz. Hani bu da önemli bir bulgu olarak masada. Tabii ki sosyoekonomik statü gene bunu etkiliyor. Yani üst üste binmiş belli bir takım kesişimsel diyoruz ona, dezavantajlıklar bazı çocukların yaşamlarını, hani çocuk olmalarını imkan vermeyecek şekilde etkiliyor. Bu iyi olma halini tanımlarken başta söylediğin hani işte bir takım objektif kriterlerin yanında, yani şu ana kadar çocuğun refahı için baktığımız şeylerin yanında, kriterlerin yanında işte ilişkiler, kendi hayatıyla ilgili karar verme, kararlara ailece birlikte karar verilmesi, katılım, bizim bambaşka şeylerde, perspektiflerde bu programda defalarca katılım konusunu konuştuk. Yani yurttaşın kentin yönetimine katılım perspektifini çok sıkça konuştuk. Ama sizin bu araştırmanızda aile içi katılım da biraz var aslında ve orada da ilginç bulgular var. Bazı şeylerin satın alınmasında ya da işte çocukların aktivitelerinde ki kararlara farklı grupların farklı katılımları oluyor diye anlıyorum. Hanginiz cevap vermek ister bilmiyorum ama yüksek sosyoekonomik gruptaki çocuklar bundan birazcık dertli gibi duruyorlar. Emre, sana dönelim mi yorumunu? Burada şey de var, yani bu aslında yumuşak bir alana değinmiş oluyoruz çünkü. Dediğim gibi evde bir odan olup olmaması ya da bir insan olup olmaması sert bir konu. Yani görürsünüz, vardır yoktur, ama katılım ne? Katılım olması sert mi? Bunun bir şeyi de ilk önce okulda kararlara katılım meselesini sorduk. Bir o tarafa geldik. Ya kaydeder oranda çocuk benim katılımı gerek yok diyor. Ya, o önemli bir şey. Yani benim fikrim sorulmasa da olur. Neyin fikri, hangi konuda fikrinin sorulmasını istiyorlar? Kimde oturacağı tam sorulsun. Peki işte bahçede ne yapacak, o bize sorulmasa da olur. 160'ın üzerinde böyle bir şey var. Şimdi bu bir adım geriye çekilip bizim bu ülkenin pederşahi kültürünün doğrudan bir yansıması aslında. Yani çocuk ilk defa okulda bu işlerle karşılaşmıyor. Evden itibaren belli bir sosyalizasyon içerisinde işte su küçüğün oluyor, söz büyüğün oluyor. Orada toplumsal cinsiyet mevhumu da devreye girdiği zaman zaten ister istemez bir hiyerarşi var. Ya yani bu
artık öyküleştirmek bile çok kuvvetli olmamaya başladı. Böyle bir hiyerarşi içerisine geliyor. Şimdi bunu zorlama haline geliyor. Bu çok önemli ipuçları olduğunu düşünüyorum bu araştırmada. Mesela çok şaşırtıcı bir şekilde en fazla kim fikir ayrılığını düşüyor? Orta sınıf çocuklar daha fazla. Çünkü farkındalar. Yani söz söyleyebildikleri, çünkü dönüyoruz bakıyoruz en sık konuşan aileleriyle konuşanlar da onlar. Yani konuşuyor fikir ayrılığına düşüyor. Konuşuyor fikir ayrılığına. Öyle ikisi konuşmuyor ki fikir ayrılığına düşebilsin. Kimle konuşacak? Yani bu önemli bir gelim olduğunu gösteriyor. Ama mesela niye en üst sosyoekonomik kalıbı? Bir, beklentiler farklı. Orada bir konuşma. Konuşan konular da farklı. Aynı şeyleri konuşmuyorlar muhtemelen. Orada bir sınıfsallık meselesi mutlaka devrede olabiliyor. Danışma konusunda da görüyoruz. Yani şey şeklinde, özellikle kız çocukları mesela ebeveynlerle daha fazla konuştuklarını görüyorlar. Hangi konuda hiç konuşmuyorlarmış bir bakıyoruz. Özel hayatları konusunda. Şimdi baktığımız 12-18. Yani özel hayatın olmaması gibi bir şey yok. Orası özel hayat, sıkaka konuşmayalım. Bu evin içerisindeki olanakları da gösteriyor. Yani konuşma da bir olanak. Sadece bilgisayar ya da benzeri bir mesele değil. Yani konuşabilme, sözün verilmesi de bir olanak. Bu çok ciddi bir şey. Değişiyor mu da? Muhtemelen değişiyordu. Burada kontrol edilmesi gereken çok değişken var. Dediğim gibi ortalama yaş 42. Yani bunun genci farklı düşünüyor olabilir, yaşlısı farklı düşünüyor olabilir. Sadece sosyoekonomik statü değil, onun içerisindeki farklılıklar da mutlaka tırnak içinde ebeveynlik pratiklerinin değişmesine yol açmıştır. Buna bakmak lazım, bakmayı da planlıyoruz. Ama başka bir şey, mesela okullarda karşılaşan ilişki açısından önemli bir şey zorbalık. Ortalamada baktığımızda zorbalık yok gibi gözüküyor. Ama sosyoekonomik statüye göre kontrol ettiğimizde düşük sosyoekonomik statüdeki çocuklar çok daha fazla okulda zorbalıkla karşı karşıya kalıyorlar. Lakap takmadan başlıyor, fiziksel kavgalara dönüşüyor. Bu çok ciddi bir şey. Güvende hissetmede de kendisine bakıyoruz. O da işte başka bir şey geliyor. Yani şöyle bir hat oluyor. Çocuğun evdeki ortamı belli. Mesela çok basit bir istatistik, ortalama hane büyüklüğü sayısı daha yüksek orada. Daha kalabalık evlerde şöyle. Ortalama çocuk sayısı 3 ve daha fazla. Kardeşleriyle belli bir rekabet içerisinde, kaynaklar sınırlı, o kaynaklara erişebilmek için işte bu programın çerçevesi ilişki olabilecek yerel olanaklar sınırlı. Yani oralarda kolaylıkla gidebileceği bir kütüphane ya da bir bilgisayar salonu vesaire olamıyor. Oraya bir sıkışmışlık var. Oradan çıktıktan sonra da İşte mesela spor tercihleri meselesi var. Spor tercihine bakıyoruz. Futbol oynuyorlar. İşte futbol niye oynuyorlar? Çünkü bir tane sokak, bir tane boşluk, iki tane taşla futbol oynanıyor. Ama en üst sosyoekonomik statüye bakıyoruz. Onlar yüzüyor. Onlar farklı bir şey yapıyor. Yani olanaklar sınırlı baktığınız zaman. Orada bir şey vardı aslında. Çok daha kısıtlı şartlarda futbolu ama kendi istediği için oynuyor. Anladığım kadarıyla yüzmeyi ailesi istediği için yüzüyor. Aslında hani sanki daha avantajlıymış gibi duruyor ama aslında belki o da futbol oynamak isteyecek sokakta ama ailesi onu yüzdürüyor ya da işte atla neyse. İşte yani. O başlı başına ebeveyn velilik pratiklerine bakmamız lazım. Yani o çok önemli bir konu. Yani kimler yüzüyor? Şimdi yüzme sporu özelinde mesela sihai yüzücü parmakla gösterilir. Çünkü yüzmek sınıf atlatmak için çok iyi bir şey değil, bir de masraflı. Yani havuz gerekiyor, şu gerekiyor, ötekisinde bir tane basketbol tası, bir tane topla sınıf atlama şansınız var gibi. Bu hep söylenir. Sihai tenis oyuncusu çok fazla karşılaşmamız, istisna işte Williams kardeşler vesaire. Yani şeydir, çünkü sınıf atlatmaz. Buradan bile başlıyor. Yani sporu niçin yapıyor, nerede yapıyor? İşte yüzme yapsın, buz pateni yapsın. İstanbul hala gidiyor iddialıyım. İstanbul'da bu olanaklar bir tık daha fazla. Dışarıya göre, başka şehirlere göre. Yani erişilebiliyor mu tartışma noktası ama önemli bir mesele. Bütün çocuklar üstünde bir şey yok. Ama bütün çocuklar istedikleri sporu yapabilsinler diye bir şey olabilir. Bir şey var yani. Belki çok ufak bir şey yapacağım. Bu araştırmamızda değil ama daha önce yaptığımız bir sahada mesela su topu oynayan ama su topu oynamak istemeyen bir çocuk mülakat vardı. Bir sürü tabii sorumuz var, tartışıyoruz ama sonuçta hep aynı yere geliyor. Hani
ne kadar anlatamamışsa aileye bu stopu oynamak istemediğini, hani aslında stopu oynamasam zamanım kalacak, aslında stopu olmasa dersleri olacak, aslında stop, yani bütün öyküyü bize, hani belki kendi sesini kendi aile içinde duyuramadığı için hani böyle bir aktarımını dinlemiştik. Hep bu tür veriler çıktığında gözümün önüne gelen hani onun anlatışı diye özetleyebilirim. Şimdi bugün yazdım, bir yazıda şey dedim, hani yazılar sınırlı yer olduğu için hızla değinirken şöyle bir şey söyledim. Bütün çocukluklar ebeveynlerin başarısızlıkları üzerine yükseliyor. Yani o ebeveyn, yani çocuğunu elit sporcu yapmak için günde 4 saat antrenmana sürükleyen ebeveyn ne yaşadı var. Yani. Onun dünyası. Ebeveyn çok yani küçümsediğimiz bir konu. Ne yazık ki o istediğiniz, arzu ettiğiniz kadar araştıramıyoruz ama ben çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü işte bizim okulumuzun eskiden havuzu varken Dolapdere'de çok ucuza, gerçekten çok cüzi bir rakama yüzme dersleri veriliyordu. Cumartesi, pazar görüyorduk. Yani bu bence önemli bir gösterge. Herkes çocuğunun yüzme öğrenmesini istiyor. Dediğim gibi, çünkü kendisi yüzme bilmiyor muhtemelen. Çocuğun yüzme öğrenmesini istiyor. Elit sporcu değil. İyi bir olanaklı sağlandığı zaman da geliyor. Yani bu bence çoğu şeyi, bakış açımızı biraz o şekilde geliştirmemiz lazım. Yani yüksek öğretimi tartışırken en iyi üniversitelerin sorunlarıyla uğraşıyoruz. Orta öğretimi tartışırken aman özel okullar ne olacak, özel okulların hali diyoruz. Öteki taraftan %90 devlet okuluna gidiyor. Belki onu vurgulamak lazım. Yani bizim araştırmada %7.8 sadece özel okullar. Yani onun dışındakilerin hepsi devlet okulu ve bu aslında ortadaki hani tartışmanın, kamuoyunun düşündüğümüzde hani nereye daha çok odaklanmamız gerekir, sosyal politika olarak düşündüğümüzde neye bakmamız gerektiği vurgusunu da bence ön plana çıkartıyor. Belki bir de şeyi söylemek lazım, yani sporu kapatmadan hani burada okullarda spor yapmayı görüyoruz ve belediyenin mekanlarına, gene hani programımız çerçevesinde bu da kıymetli gibi geliyor bana, hani bunun önemi burada da çıktı ve belki çoğaltabilmek açısından da önemli bir geri bildirim bu. Yerel yönetimini söyleyeyim kapatmadan önce, okul olanaklarını mesela tuvaletin temizleyenlerin oranı en düşük sosyoekonomik statüde %45. Kantin temizleyenlerin oranı %45. Eğitimle biraz ilgilenen herkes okulların tuvalet kağıtlarını bile velilerden istemek zorunda kaldığını, yer temizleme bezini bile o velilerden istediğinin farkına varabilir. Buralarda yerel yönetimlerin devreye girmesi gerekiyor. Özellikle düşük sosyoekonomik statüye sahip mahallelerde. Ya burası başıboş bırakılacak durumda değil. %46'sı tuvalet temizliği. Haklı. Çünkü tuvalet temizleyecek malzeme yok. Yani okulun bütçesi onu kurtarmıyor. Yerel yönetimlerin çok aktif hale gelmesi gerekiyor. Bu da önemli bir politika alanı olarak gözüküyor bence. Doğru. Yerel burslarda da yerel yönetimlerin belediyelerden alınan... Biraz daha fazla ama bursalan zaten çok beraber. Az. Evet. Bursalan çok az. Evet. Evet. Yani sizin bu gerçekten zaten çok kapsamlı, çok büyük emek olan bir çalışma. Ellerinize sağlık. Çok da fazla da farkındalık da yaratacak olan da bir şey. Yönetmenimiz Ali Vatansever, teşekkürler. Şu anda ekrana koydu. Spotify'dan dinleyenler için okuyayım. Çocuk.bilgi.edu.tr'den girdiğiniz zaman çocuğun iyi olma hali araştırması, araştırma bulgularını görebileceksiniz. Hocalarımızın bahsettiği bütün bulgular, bütün verinin grafikleriyle beraber burada erişime açık, herkes bakabilir. Burada yani bu sizle görüşmeler sırasında sorduğunuz sorulardan doğru aydınlanan ebeveynler, çocuklar, tabii ya bir dakika ben bunu da söylemeliyim diye kendini ilk defa belki Pınar'ın dediği gibi ifade eden çocuktan tutun da yerel yönetimler bu konuda neler yapabilir? Yerel yönetimlerin yetki alanının dışına çıkan mesela eğitimle ilgili baştan zaten eğitim kriteriyle yola çıkıyorsunuz aileleri, şeyleri, grupları ayrıştırabilmek için. Merkezi hükümetin yapması gerekenler çok fazla karar alıcıya konuşan
Çok değerli bilgiler veren, veriler veren ama aynı zamanda da çocuk 11 yaşında bir çocuğun bile belki de ilk defa sormaya başladığı hayatını değiştirecek bir sohbet bile yapmış olabilirler sizinle beraber. O da beni çok heyecanlandırdı aslında bu şeyde bütün bulgularınıza baktığımda. Tabii bir de daha önce yaptığınız ve bundan sonra yapacağınız için kıyaslama. Yani başta Emre'nin söylediği 20 yıl önceki bir sapmadan bu kadar makas açılıyorsa bugün bunu okuduğumuzda 20 yıl sonra bambaşka bir makastan bahsetmemek için önlemleri almak için de son derece de önemli de bir uyarıcı niteliğinde de. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Gönül ister ki saatler konuşalım. Her bir 9 sayfa bir özet bulduğu şeyi var, belgesi var. Her bir satırı bir program eder. Gerçekten çok ilginç. Emeklerinize sağlık. Bütün ekip... Çok ufak bir şey ekleyeceğim ama. Çünkü başta tam katılım cümlesini söylememiştim. Yani bizim bir de baktığımız alanlardan biri katılım ki zaten çocuğun özlü olmasıyla onu anlattı fakat vurgu olarak söylemedim. Şunun çok önemli olduğu düşünüyoruz aslında ekipçi. Hani herkes çocukluk geçirdiği için özellikle ebeveynlerin o kendi çocuklukları ya da hepimizin aklına kendi referanslarımız. Hani sanki çocuk için en iyisini biz bilebiliyormuşuz gibi varsayıyoruz. Ama oysa şu anki çocuk olma hali başka bir deneyim. Dijitalleşme, dönüşümler içinde bundan bütün bu kırılganlıklar, belirsizlikler. Yani 2023 yılında çocuk olmanın bizim kendi çocukluklarımızla belki çok az ortak kesişen noktası var. Bu çerçevede de biz hani bütün bu politika yapım süreçleri de dahil olmak üzere hani çocuğun katılımını önemseyen, onları üstün yararını gözetir. Yani onları güvenceli ortamda katılımlarını sağlayacak bir yapının çok hayati olduğunu düşünüyoruz. Hani bu çerçevede de özellikle dinleyiciler açısından hani bunu üzerine birlikte kafa yormalı ve her kurumsal yapımızın içinde aslında tüm bu paydaşların buna sağlayacak mekanizmaları oluşturması gerekiyor. Bunu da belirtmeden bitirmek istemedim. Çok teşekkürler. Ben ikinize de çok teşekkürler. Haftaya başka bir konuda beraber olmak üzere. Hoşçakalın.